Sancak Kır Bahçesi ve Sancak Dağıtımı'nın katkılarıyla hazırlanan Günaydın Antalya başlıyor. Ve günaydın Antalya, günaydın insanlık, günaydın doğusundan batısına güzel şehrimiz. E günaydın biraz sıkıntılı doğumuz, yani ülkemizin doğu kısmı Diyarbakır, Van, Hakkari, Tunceli. E günaydın Trabzon, yani Karadeniz, Ordu, Samsun. E günaydın Marmara diyelim İstanbul'a, e metropol şehrimize değil mi? Gidelim. E İç Anadolu'ya gitmişken Ankara'ya da diyelim bir günaydın diye. Ardından günaydın Konya diyelim. Hemen bir Afyon'u turlayalım madem. E, Ege'de İzmir'imiz var, güzel İzmir'imiz değil mi? E, Balıkesir var mesela. Buralarda da günaydın diyelim. Muğla hemen Akdeniz'e doğru geldim. Evet Adana, Afyon. Adana, Afyon saymıştık zaten. E, Isparta Burdur'u da hemen ekleyelim madem. Hemen yukarımızda, kuzeyimizde. E, günaydın. E, e de bir günaydın diyelim. E, yurt dışındaki vatandaşlarımız. Hepinize günaydın. Bugün gördüğünüz gibi koltuk boş. Burada bir zamanlar birileri vardı biliyor musunuz? Ya. Ölenler için Allah rahmet eylesin derler. Hasta olanlar için geçmiş olsun derler. Geçmiş olsun arkadaşım. Yalçın bugün aramızda değil. Mesaj yapmış bana sabahleyin. Ben de diyorum gözüm yollarda kaldım. Neden geç kaldık diye. Niye canlı yayına giremedik diye. Hastaymış. Hiçbir yerin tutmuyor. Orti diye mesaj atmış. Tutmaz tabii hiçbir yerin. Her gün halı saha maçındasın arkadaşım. Her gün insan halı saha maçı mı oynar? Yine de göbek var ama anlamış da değilim. vücut nasıl vücutsa, her gün hareketli, cıvıl cıvıl, e, iyi de goller atıyor, öyle söyle kendisi. Ama maşallah göbek de yerinde. Çok mu yiyor, ne yapıyor? Geçmiş olsun arkadaşım Yalçın. Herhalde uyumuyorsan bırakmazsın bizi yalnız değil mi? Sosyal medyadan buradan, fotoğrafını çek de gönder, paylaşalım buradan. Değil mi? Diyelim, başlayalım bir yayınımıza yavaş yavaş. Zaten başladık, bugün biraz gecikmeli girdik. Bugün isterseniz dünya gecikme günü olsun. Olur mu? Ne dersiniz? Aslında pek çok şeyde gecikmedik mi biz? Yıllar önce terörü bitirmekte gecikmedik mi? Bakın şehitlerimiz var değil mi yine? Biz pek çok şeyde gecikiyoruz evet. Bugün yayına geç girdik ama ya geç yaptıklarımız ne olacak? Bir de onlara bakmak lazım değil mi? Barış'ı biraz geç bulmuyor muyuz? İşte bu da yaşadığımız sıkıntılardan bir tanesi. E biraz geç birlikte olmuyor muyuz? Şöyle birbirimizi kucaklamıyor muyuz? Her şeyde geç kalıyoruz değil mi? Önce biraz birbirimize biraz hakaret edelim diyoruz. Ondan sonra baktık ülke elden gidiyor biraz daha biraz daha diyoruz ideolojik görüşlerimizi yansıtalım. E, baktık ki bayraksız kalma korkusu yaşıyoruz. Ondan sonra birazcık bir sarılma görüntüsü elde ediyoruz. E, maalesef görüyoruz, işte meclisimizi. E şehitlerimiz bir taraftan e mazala, tabii ki terör örgütüne terör örgütü demeyen partiler var bu ülkede. E, ona katılan milletvekilleri de oldu. Başka partilerin milletvekilleri de artık oldu. Neden? E, sırf iktidar karşılıklı olmak için galiba bunlar yapılıyor. İktidar önemli değil de bu ülke önemli diye düşünüyorum ben. Bu ülkenin karşısında olamayız ki hiçbirimiz. Hepimiz biri olmalıyız değil mi? İnşallah bunların hepsini aşacağız ama geriye dönüp baktığımızda kaybettiklerimiz umarım olmaz. Umarım bugünü dünya gecikme günü olarak hiç anmayız. Yani gecikme ruhumuzu artık, gecikme alışkanlığımızı artık bir kenara bırakırız. Çok şeyde geç kalıyoruz. Diyelim bir taraftan da tabii ki bakacağız tarihte neler olmuş bugün ona da bakacağız. Birileri doğdu değil mi bugün? E kimler doğmuş ona da bakalım madem. Bugün yalnızım. İstediğin gibi konuşabilirim. Nasıl olsa Yalçın yok. Onun hakkında ben doya doya kullanacağım. Biraz gevezelik yapacağım sizlerin karşısında. E gazetelerimiz hazır. Yalnız bir ekran problemimiz var. O da Yalçın nedeniyle. Madem suçuna onu yüklüyorum hemen. Ekrandan değil ama tabletten biz görüntülerimizi, yani eksiklerimizi tabletten tabii ki yerine getirmeye çalışacağız. Bir de şu elektrik meselesi has safhada. E dün yine yaygın basında da vardı. Ulusal basında da çok konu oldu. Onları ben bir şeyle göstermek isteyeceğim. Biraz kalemi elimize alacağız. Hani biz gazeteciler yazarız ya. Bugün tahtaya yazacağım ben. Gazeteleri okuyacağız, kaldıracağız. İşte orada yazacağız. Bakalım elektrik faturalarında ne alınıyormuş onu göreceğiz. Bir şeyler anlıyor ama ben görüyorum. Yüklü bir miktar yazıyor oralarda. Neyin ne olduğunu bilmiyoruz ama. İnanılmaz. Elektrik faturasının yarısından fazlası orada bir yekün tutar olarak duruyor niye alıyorlar? Ona bakacağız tabii ki. Bugün konuğumuz yok. Bugün yalnızız. E sizler varsınız, ben varım diyelim. E bir de tarihte bugün var, değil mi? E tarihte bugün varsa o zaman bakalım neler olmuş. Bakalım tarihte bugün ama önce bu doğum günlerine bakalım mı? Kimler doğmuş? Evet. Gelelim doğum günlerine. Soydan Çoban doğmuş bugün. En nice mutlu yıllara Soydan. İyi ki doğdun diyelim. Ekrem Ateş aynı zamanda önemli firmanda sahibi. Gelinlik falan da satıyor kendisi. Önemli bir isimdir Antalya'da. Bilinir yani. Bilinen bir isimdir. Nice mutlu yıllara Ekrem Ateş. Ayşe Irkılata Edikli. Biraz zor bir soy ismi varmış. Ayşe Hanım nice mutlu yıllara. Ali Cin. Sana da nice mutlu yıllar. Evet. Aynı zamanda Yür Yörük Türkmen Bey Ekrem Ateş. Onu da hatırlatalım. E, ee, Tevfik Günay. Gazetecidir kendisi. Uzun dönem VTV'nin başında gelen birlik yaptı. Günaydın. Tevfik abi diyeyim ben buradan. Himmo e, nice mutlu yılları diyelim. Firmalar da varmış tabii onları saymayalım. Onların kuruluş dönemleri de burada anlaşılan var ki. Ama herkese hayırlı işler olsun. İnşallah firmalar da uzun yıllar tabii ki ne olsun hem çalışanlarına maaşlarını versin hem ülke ekonomisine katkı sağlasın hem de doğal olarak ailesini geçindirsin de insanlar. E bakalım madem tabletin azizliğine uğramazsak bakacağız tabii ki. Haydi ha açıl. Açılası yok. O zaman biz de baştan yaparız bu işi. Tarihte bugüne bakıyoruz. Bugün ayın kaçı arkadaşlar? Bilen var mı? 11 mi? 10 mu? 11 mi? <laughs> Sağlamasını yapıyorum ben de. 11 ayın. 11 ayın 11'inde ne olmuş bugün bakın. 1900-1752'de özür diliyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk hastanesi Pensilvanya'da açılmış. Ah o Pensilvanya değil mi? Hiç anmak istemiyoruz değil mi o şehri? Neyse işte eyalet midir, nedir, bölge midir? Hiç anmak istemiyoruz orayı. Niye? Biliyorsunuz paralel falan çok konuşuluyor. Orada birileri diyorlar sürekli olarak. Ülkeye sıkıntı veriyor diyorlar. Ülkede ondan dolayı da bir kutuplaşma oldu bir dönem. E şimdi rayına oturuyor giderek de. Işte programa nereden baksanız önümüzde bir olumsuzlukla başlamış oluyoruz gördüğünüz gibi. 1888, 1888 ne olmuş? İstanbul'un Avrupa'ya açılan kapısı Sirkeci Gar'ının İnşası büyük bir devlet töneniyle yapılmış. Daha doğrusu başlamış diyelim biz. Yani ilk 1888'de başlamış. O bildiğimiz Sizke Cigarı var ya, bakar mısınız? 1988, aman Allah'ım yani yüz küsür yıllık bir yapımdan bahsediyoruz. Bak ne olmuş? 1978'de Çin Halk Cumhuriyeti, işte buyurun geldi oku şimdi, bir sürü şey var, isim var burada neymiş? Aristoteles, Shakespeare, Charles Dickens'ın eserlerine uyguladığı sansürü kaldırmış. Gördüğünüz gibi sadece sansür uygulayan, hani sansürcüyüz diyor ya, sansür uygulayasak eğer sansürcü ülke biz değilmişiz. Ama bazı şeyler sansür uygulamamız gerekiyor zaten. Yavaş yavaş şöyle gazetelerin başına da gidelim madem. E, uygulayacağız değil mi sansürü? E, biz Müslüman bir ülkeyiz, e, Müslüman bir toplumuz. E, her ağzımıza geleni özgürüz diye söyleyebilir miyiz? Söyleyemeyiz, söylemememiz de gerekiyor zaten. Özgürlük başkasının özgürlük alanına kadardır. Başkasının alanına girdiğimiz anda özgürlüğümüz sona ermiş demektir. O yüzden dilimizde bir özgürlük yoktur kesinlikle. Hatta yaşantımızda bir özgürlük yoktur. Herkes gizli saklı yaşayan yapabilir ona kimse bir şey demiyor. Suç unsuru olmadığı sürece ama topluma da örnek olmak gerekiyor değil mi? Toplumda yaşıyorsak, şehirde yaşıyorsak bunun bedeli de tabii ki nedir? Özgürlük yok. Onu da söyleyelim. Bakın neler varmış başka? hatırlarsınız ismini söyleyeceğim şimdi de 1979 yılında 15 yıllık sürgün hayatından sonra ülkesine 9 gün önce dönen Ayatullah Humeyni yanlıları İran'da yönetim ele geçiriyor. Hangi yıldan bahsediyoruz? 1979 yılından bahsediyoruz. Gördüğünüz gibi 1953 yılında da SSCB yani şu Rusya var ya kavga ettiğimiz Rusya. Hani başında Putin falan var. Hatta burada biliyorsunuz Rus iş adamı otel falan da yaptı. Şu meşhur Rusya'ya çok gelin aldığımız Rusya hani çok damat verdiğimizde diyebiliriz diğer taraftan sağlamasını yaparsak. İsrail ile diplomatik ilişkilerini kesmiş 1953'te. E bizim de kesti. E ne oldu sonra tekrar başladı. E kesiyor başlıyor, kesiyor başlıyor bu işler böyledir değil mi? Devletlerin çıkarları çatıştığı anda keserler. Birleştiği anda selamlaştırlar bu iş böyle değil midir? Düşman dahi olsanız bugün bakın 1. Dünya Savaşı'na, 2. Dünya Savaşı'na değil mi? Ülkeler düşmanmış ne yapmışlar? Soru dost olmuşlar. Mesela ülke düşmanlığı değil zaten. Mesele insanlığın kardeşliğidir. E, Ruslar bize kötü mü bakıyor? Hayır. Evet, içinde ideolojik görüş Ruslar var. Yok değil. Onlar birazcık tabii ki konuyu saptırabiliyorlar. E, bizde de var tabii aşırı milliyetçi yönümüz ve yanımız ve insanlarımız. E, onlar da dönem dönem saptırabiliyorlar. Ama bu konuda biz haklıyız zaten. Hava ihlali konusunda biz haklıyız. Yani önemli olan insanların kardeşliğidir. E, bugün dünya kadar Rus burada var. Binlerce Rus var ülkemizde. E tabii ki orada Rus çocuklarına ekmek sağlayan da Türk iş adamları var aynı zamanda. Rusları çalıştıran değil mi yanında? Çok. Yani birbirine girmiş dünya aslında. Bir kardeşlik duygusunun oluşması gerekirken işte bu liderlerin ve ülkelerin yüzyıllık ele geçirme planları böyle saçma sapan da plan var. Ne yapacaksanız ne demiştik dün? Vefi Koç demişti değil mi? Mira, mirası daha doğrusu vasiyetini bırakırken ne demişti? Beni Toprağa gömmeden vasiyetimin birini okuyun, gömüldükten sonra ikincisini okuyun demişti. E ne demişti ee, vasiyetinin birinci bölümünde? Beni çoraplarımla gömün, bu dünyada hiç ısınamadım, çok üşürdüm ben demişti. İkinci yani gömüldükten sonra tabii gömülmeden önce bunu yazmıştı ama hocalar dediler ki çıplak geliriz, çıplak geliriz, böyle bir şey mümkün değil. E Sonra ne oldu? Gömüldükten sonra ikinci vasiyet açılınca da tekrar hatırlatmak için söylüyorum. Gördün mü ya evlat, bir çorap bile bir tarafa götüremedim demişti. Neyi götüreceğiz ki? Bu dünya bizim olsa ne olur? Ne yapacağız ki yalnız başımıza değil mi? Diyelim bakalım ee, İbrahim Uysal bir şeyler yazmış. Hatta bir şeyler göndermiş. Buna bakayım biraz sonra. Biraz sonra buna bakayım. Ama gördüğüm kadarıyla Murat Paşa da kendini yakan vatandaşımızla ilgili vefat etmişti biliyorsun. Resmi çok net göremediğim için bakacağım arkadaşım ona. E, mesajlarımız da tabii ki bir taraftan geliyor bakalım biraz sonra tabii Yalçın'ın olma ile ilgili cümlelerde kurulacak anladığım kadarıyla börekçi bilgin yani firma sahibi öyle kaydetmiş kendini Facebook'a. Günaydın demiş. E günaydın. Boş koltuğu çekip gönderdim ben de. Bakalım ne diyecekler insanlar. Günaydın kolay gelsin demiş Hüseyin Bülbül diyelim. Yavaş yavaş gazetelerimize geçelim mi? E geçelim madem değil mi? Bugün gündeme baktığımızda biraz Expo var gündemde. Yetişmiyor iddiası da var bu arada. Ne yetişmiyor? Aslında iddia değil. Galiba gerçek olacak. Geçelim madem ilk startımızı verelim. Yüzlü gazetesiyle bize diyoruz, buradan hatırlatıyoruz. Mutlaka bir yere gazete alın, okuyun. İnternet sayfalarını takip edin. Yani yerelden haberiniz olsun değil mi? Diyelim, başlayalım. Expo 2016 alanını gezenin fikirleri değişiyormuş. Gezdiniz mi siz? Henüz değil tabii ki. Henüz biz de gezmedik. Ben de gezmiş değilim. Tabii ki basına özel bir lansman yapılacak. Gezeceğiz, göreceğiz. Ama şu anda çok da engel olmayalım insanlara. E, çalışıyorlar, inşaat havası var orada. de giderse ne olacak orası değil mi? İnşaat yürümez yoksa. E, zaten tehlikeli olabilir. Bundan dolayı da e, ara sırada Expo 2016 arayla ilgili spekülasyonlar yapılıyor diyen Antalya Valisi Türker, Valimiz söylüyor bunu tabii ki, sergi alanının gezilmesiyle fikirlerin daha da netleştiğini ifade etmiş. E, kesinlikle orada büyüyen bir projeden bahsediyoruz. Çok da güzel olduğunu düşünüyorum ben. İnanılmaz atmosfer yaşayacağız. Hele kule bizsin. Kule gerçekten. Ama işte tek sıkıntı, hani Aksu'ya giriyoruz ya, geçtiğimiz günlerde sanayisini yayınladım. Hemen belediyenin yaklaşık olarak 50 metre yan tarafında, doğu kısmında ama rezaletti. Yerle bir. Hiç Aksu'ya yakışmıyordu. E şimdi turistler onları mı görecekler? Araçta gelen turist veya araç kiralayan turist, ne bileyim. Yani bir şekilde sanayiye yol düşen turist, ya hadi buranın da bir sanayisini görmek istiyorum diyen turist ne olacak? İster mi istemez Murat Seyirci saçmalama diyeceksiniz de ya isterse. Ya turistin görmesi mi gerekiyor? Ya biz, ya yerler gitmiyor mu oraya? Bizim bir turist kadar kıymetimiz de mi yok? Demek ki yokmuş diyelim madem. E, Aksu'nun şöyle bakıyoruz binalarına falan girişte. E, gerçekten eskimiş, kötü. Bir giydirmeye ihtiyacı var değil mi? Düşünsenize, Expo'ya girişte komple binalar çiçek temasıyla giydirilse nasıl olur? Biraz oradakiler de bu işe destek verse, yani elin cebine bina sahipleri, zorunluluk getirse. Yani niye söylüyorum? Expo çok büyük bir proje. Oradaki değerler de artıyor, inşaat değerleri. Değil mi? Bunun bedel olması gerekmiyor mu? E, binalar bugün 10 liraysa, yarın 15 lira kirası. O zaman ne yapacaksın devlet olarak diyeceksin ki zorunlu hale getireceksin. O binaların dışını çiçek temasıyla giydireceksin. Diyeceksin, geçiyoruz Aksu'dan. Expo'ya giderken gerçekten kötü bir ilçe. Hemen doğumuzda kötü bir ilçe bakıyoruz. Hemen antik kent var içinde. O kente binlerce, belki milyonlarca ziyaretçi gelecek. Kötü bir ilçe ne? onu söyleyeyim. Zaten trafik sıkıntılı. Aralar yani köy gibi bir yer ilçemiz. Aksında düzenlenmesi gerekiyor. Ondan dolayı Expo ile birlikte iyi bir değer katılması gerekiyor demiş ve bakalım 23 Nisan önemli tabii ki sergi alanında bekliyoruz artık. 23 Nisan'da açılacak inşallah. Cıvıl cıvıl çocuklarımızla geleceğimiz olan evlatlarımıza diyelim aşacak. Şöyle geneline baktığımızda dün bahsetmiştik aslında bakarsanız Cihan Karataş'tan İsmail Üzü destek. Biliyorsunuz pazarcı odası seçime gidiyor. Hani şu meşhur pazarda vatandaşlarımız var ya bize bir şeyler satıyorlar. Onların bir odası var. Onlar da seçime gidiyorlar. 28 Şubat olsa gerek yanlış hatırlamıyorsam. Evet, 28 Şubat'ta. Şu an 4 veya 5 tane aday var. Eski başkan vardı. Bilmiyorum. Tabi alakası olanlar daha çok bilir. O başkana yani İsmail Öz'e destek vereceğini bahsetti Kim? Cihan Karataş. Mevcut yönetimdeki isim. E belli bir oy kitlesi de var. Ben tanıyorum kendisini de. O da eski başkana destek vereceğim. Çünkü bu yeni yönetimde benim işim yok dedi. Ayrıldı. Niye öyle dedi? E bir çalışma ortamı yok. Ben üretmek istiyorum dedi. E sağlıklı bir çalışma ortamı olmayınca bir koalisyon hükümeti kurduk aslında bakarsanız dedi. Dağıldı dedi. E Onu da ya yani kendi görüştür tabii doğal olarak da. Şimdi eski başkanı getirelim de o daha iyi bir yönetim e, kurulu uygulayacak ve ben de onun yönetim kurulunda yer almak istiyorum. Birikimlerimi orada harcamak istiyorum diyor Cihan Karataş. Oradan desteğinde Tabii gazetelerde en azından birinci sayfa bölümlerinde bazılarını da görmüş olduk. Evet. Anfaş e, Food Product Fuarı açıldı. Gidebilirsiniz. Yemeğe değil değer, yani. gezmeye gidin. Genelde biliyorsunuz yemek fuarı olarak bilinir orası gezmeye de gidin. Ee, güzel e, yeni buluşlar, yeni lezzetler, yeni sunumlar. Stantlara e, standlara bakın, firmalara bakın değil mi? Bakın mutlaka, gezin, görün. Evet, geçelim gerçek gazetesine. Expo yetişmeye bilir miymiş? Ne yetişmezmiş? Yetişmiyor diye diyor gerçek gazetesi. Karayolları 13. Bölge Müdürü Şenol Altıok imar sorunları çözülmediği için Batı Çevre Yolu'nun 23 Nisan'daki Expo'ya yetişmeyeceğini söylemiş. Yıllardır zaten biliyorsunuz bu problem. Yani Batı çevre yolunda bir imar sorununu aldı başını gidiyor bir türlü çözemediler. E, Mahkemelere taşındı tabii ki. E, Konyaaltı Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi dönemin e, ciddi şekilde orada e, bu imar planıyla ilgili e, endişeler olduğunu ifade ettiler. Yani direkt kamulaştırın dediler. Niye bekliyorsunuz devlet sen madem güçlüsün bu kadar dediler. Niye... Kamulaştırmadım diyerek de işte bugünlere geldi. Sonra mahkemeler falan hala Antalya'nın içerisinden kamyonlar falan geçiyor. E geçsin bakalım. Biz alıştık vatandaş olarak. Yetişmeyecekmiş. Sağlık olsun ne yapalım? Bekleyeceğiz. Değil mi? Ölüme çare var mı? Olmadığı gibi. E, bekleyeceğiz. Bitmiyorsa ne yapacağız? Biraz daha hızlandırmaya çalışır inşallah yetkililer diye düşünüyoruz. Evet Boğaçay'a halka kapanıyormuş. Kapanır demiş İMO Başkanı. Antalya Şube Başkanı Cem Oğuz. Büyükşehir Belediye Başkanı Türel'in çılgın projem dediği Boğaçay projesinde kamusal alanların azından yakınmış. Yani vatandaşların kullanacağı alandan bahsediyor. Çok azmış oralar. Onu evet bakmak gerekiyor ya. Yani öyle proje yapılıyorsa e, mi? Herhalde sadece bir yat limanı olmayacaktır. Şöyle insanlar nasıl İzmir'de kordonda geziyor. Ne bileyim kordon boyu gibi bir şeyler yapacaktır. Çocukların da rahat eğleneceği, gençlerin aşklarını yaşayacağı. E, yaşlıların değil mi? Dedelerin ve ninelerin elleri tutup ya bir zamanlar burada neler vardı biliyor musun DJ? Herhalde güzel bir proje olacaktır. Olmasını istiyoruz. Kamu alanları biraz fazla açtırılsın. Daha henüz o yolun başındayız. Projede değişiklik yapılacaksa bir an önce yapılsın. Bu eleştirileri de tabii ki dikkate alınsın. Eleştiri şeklinde alınabilir, öneri şeklinde alınabilir. Ama biz bu aşağıya mutlaka... Ya Antalya halkı genel itibariyle istiyor. Konya halkı kesinlikle istiyor, görüyoruz. Çünkü niye? O bölge hareketlenecek. Özellikle değeri çok artacak bazı yerlerin. Onun iştahı da yok değil. Çok iştahlanıyor insanlar. Evet şöyle geçeyim Vardı da çıkmamış olayım. Manşetimize geçelim. Manşet gazetesine. Antalya kart için 16 noktada hizmet verilmeye başlanmış. Biliyorsunuz son dönemlerin sıkıntılı gündemlerinden bir tanesi, gündem maddelerinden bir tanesi Antalya için. Toplu ulaşımda kullanılmaya başlanan Antalya kart ki artık sorunları yavaş yavaş aşılmaya başlandı. Oturuyor çünkü yavaş yavaş sistem. 16 ayrı, 6... ayrı noktada indirimli ve kişiye özel kart müracaatları alınmaya başlanmış, alınıyormuş zaten. Doğu Garajı, Konyaaltı ve Dokuma'da çaldığının aksine hiç sıra yokmuş. Bakın, indirimli ve kişiye özel kart müracaatları alınıyormuş. Doğu Garajı, Konyaaltı ve Dokuma'da çaldı da yoğunluk varmış. Herkes galiba çaldı bildiği için niye? Herkes çaldı biliyor. Oradan müracaat ediliyor diye düşünüyor tabii ki. Hep çaldı geçtiği için. Çünkü teslim alınan nokta çaldıydı. E bir de oraya galiba başvuru için gidiyorlar. Ondan dolayı bir yığılma var. Bunu biraz daha bilgilendirmek lazım duraklarda falan. Vatandaşımıza biz de buradan söylemiş olalım. 162.923 kart basılmış şu anda. 1 Ocak tarihinde devreye giren Antalya kart basımlara devam ediyor demiş. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Sural 154.432 kişinin kart başvuru girişinin yapıldığını söylemiş. 154.000 kişi şu ana kadar başvurusunu yapmış. Ancak 162.000 kişi basılmış. Evet geldi mi ekranımıza? Süpersin. Ekran da gelmiş bu arada. Ekrandan veremeyeceğiz bir sorunumuz var demiştim ya. Verebileceğiz artık. Orada da problemimiz yok. Geçelim ileri gazetesine. 3 yıldır aynı manzara. Biraz hızlı geçeceğim. Çünkü program sonunda şu elektrik meselesine biraz değinmek istiyorum bugün. 3 yıldır aynı manzara Manavoğlu Parkı'nın birinci bölümünde yer alan havuz ve restoranların yıkımının üzerinden 3 yıl geçmesine karşılık tek bir, evet, tek bir çivi dahi çakılmadı. Yapılması düşünülen proje tabelada yazılı kaldı. Kaderine terk edilen park madde bağımlarının adeta mekanı oldu. Bu bizim kronik sorunlarımızdan bir tanesi. Bir işte başlayıp da yüksek ihtimalle de ya ihalede problem olmuştur ya da yüklenici firma batmıştır. Çok meşhurdur bizim yüklenici firmalarımızın batması. Nedense bir türlü sağlam firmadan mı bulamıyoruz anlamıyorum. Yoksa bir iştahla giriyor firmalar Yoksa işin başka bir boyutundan mı bakıyorlar olaya? Hemen parayı alıp bilmiyorum tabii ki. Ama öyle gözüküyor. E bazı projeler var yaptıkça ödüyorsunuz parayı. Aşama aşama etap etap. Aslında biraz doğrusu da o. Hem kötü niyetlerin önüne geçmek açısından o. Antalya'nın en gözü arazileri arasında yer alan Dedeman Oteli'nin yanındaki Manavolu Parkı'nı bilirsiniz değil mi? Hemen yan tarafında. Ee, parkına yapılan yapılar işgale dönüştü dönemin Cumhuriyet Savcısı Osman Şanal'ın devreye girmesiyle 2012 yılının Aralık ayında yıkıldı. 3 yıl oluyor, 4 yıl oluyor. Aradan geçen yıllarda adeta kaderine terk edilen park bugünlerde madde bağımlarının, e tabi orayı terk ederseniz birilerinin mekanı olur değil mi? E, bugün bak Yalçın yok ben varım artık. Yalçın giderse benim mekanım olur burası da. E, o zaman terk etmeyecek mekanı. Bizim de terk etmemiz lazım oraya. Belediyenin artık bu anlamda el atması gerekiyor. Konu kimdeyse onu söyleyeyim. Viraneye dönüşmüş ve üzerine yazılar yazılan metruk binalar ise yıkılmayı bekliyor. Mahalleli de oldukça rahatsız bu işten. Onu da söyleyelim. Çünkü kimse, e tabii ki evinin karşısında bu arada yeni yeni mesajlar geliyor. mesaj gördüm onu da söyleyeceğim. Kimse evinin karşısında herhalde içenler falan görmek istemez. Değil mi? Kokain çekenler, ne bileyim uyuşturucu maddeler görmeyi istemez herhalde. Evet. Bunlar da kimse istemiyor dediğimiz gibi. Evet geçelim. İleri gazetesinden sonra şöyle geçeyim mi? Sen de rahat et kameraman arkadaşımız. Son haber gazetesine. Konut fiyatının tamamına kredi yokmuş. Bu önemli. Ev alacaklara yönelik yapılan bazı reklamlarda tamamına kredi dendiğinde. Dikkat. Bir evin tamamına kredi verilmez. Normalde verilmiyor kanunen de. Böyle bir ifade kullandığına dikkat çeken Antalya Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Şeref Sağlam bankalar satılacak mülkün ekspertiz değeri üzerinden %75'ine konuk kredisi verebiliyor. Bir ev satılacak, ekspertiz geliyor, ben geliyorum. Diyorum ki bu evin değeri 100 lira. Buna siz 75 bin lira kredi alabilirsiniz diyorum 75 lira. Ancak ne oluyor? tabii farklı şeyler de anladığım kadarıyla dönüyor. Artık ekspertiz yüksek mi gösteriyor? Ne yapıyor o evin fiyatını acaba? Bilmiyoruz ki. Herhalde öyle bir şey de var. Ancak satılan rakam herhalde evin normal fiyatı işte ekspertiz fiyatından daha aşağıda demek ki. Belki de öyle bir şey yapılabiliyor. Bankalar nasıl çıkartıyorsa artık bu işi veya firmalar nasıl böyle bir vaat verebiliyorsa. Tamamına kredi diye bir şey söz konusu değil demiş. O da başkanı sağlam. Konut fiyatının tamamına kredi çektiririz diyenlere inanmamasını isteyen Antalya Emlakçı Orası Başkanı, bazen billboardlarda ve otobüslerde reklam amaçlı giydirmeler yer alıyor. Satın alınacak veya fiyatının tamamına kredi diye geçiyor. Şimdi burada bir duruyoruz. Duruyoruz burada bir. Görüyoruz değil mi? Bir suç unsuru billboardlarda ve neyse işte giydirmelerde, otobüslerde, bir yerlerde reklam haline geliyor. Doğru mu? Ne diyor burada sorumlu o da başkanı. Bunlar diyor gerçek değil diyor. Şimdi o reklam görmüyor mu insanlar? Ya bu reklamları bir denetleyen bir kurul yok mu? Yani insanları aldatıyorlar mı? Bu iş içinde bir sahtekarlık var mı? E ne yapalım o zaman her şeyin reklamını yapıp satalım mı? Bu kadar mı basit artık? Ha şöyle söyleyeyim. Herhalde oraya örneğin bir uyuşturucu madde reklamı konsa hemen de infial oluşturur. Niye? Vatandaşlar bu yasak der hemen şikayetlerde bulunur. Hatta şikayette bulunmasına gerek yok. Zaten mutlaka polis falan da görür onu. Ne bileyim yetkililer görür. Anında indirirler değil mi? E, bunlar da yasak. Nasıl oluyor bu iş peki? Bu kandırmaca olmuyor mu? Yani e, tamamına kredi veriyoruz demek yasal engel değil mi zaten? Yasalarda böyle bir şey yok değil mi? Yok. E, bu kandırmacaya niye e, madem öne oluyor yetkililer? izin vererek. Şimdi bakıyoruz Büyükşehir Belediyesi o reklamlardan vergi alıyor. E bu işte büyükşehir belediyesinin sorumluluğu var mı? Var. E firma onu yapan ajans, Onun da sorumluluğu var doğal olarak. Ya bu işin bir cezasının da olması gerekiyor herhalde. Yani balık baştan kokuyor meselesi. Yani baştan bu sorunu çözersek o reklamlar oraya girmezse e zaten kendini duyuramaz o insan. E çoğu vatandaşımız da mağdur olmaz değil mi? Bunlar nefsi sırayla anlatacağız tabii ki. Geleceğiz. Birazdan reklama bağlanacağız. E bu arada şunu da hatırlatayım. E kısa süre sonra Yüksek ihtimalle bu cuma, yani yarın değil ondan sonraki cuma sosyal güvenlik sorularınıza cevap bulacağız. Kiminle birlikte? Hatice Gülşah Demirbilek, Altezer Antalya Şubesi kendisi sorumlusu gelecek. Yani sosyal e, projelerinize, daha doğrusu yani, yani, emekliliktir, işçi haklardır, işveren haklardır. Bu sorunlarla ilgili pek çok soru, soruyu cevaplandıracak. E, sorularınızı yavaş yavaş hazırlayın siz de. Bu cuma değil, ondan sonraki cuma yüksek ihtimalle kesinleştiriyoruz programın e, tarihini. Bir araya geleceğiz. Burada güzel şeyler tartışacağız. Onu da söyleyeyim. Sosyal güvenlikle ilgili pek çok noktada eksiklerimizi de öğrenmiş olacağız diyelim. Reklamlara gelelim. Reklamlardan sonra tekrar Yalçınsız ben buradayım. Sancak kır Bahçesi ve Sancak dağıtımın katkılarıyla hazırlanan Günaydın Antalya devam edecek. <laughs> Anadolu Jet, siz ve sevdiklerinizi Ankara'ya da İstanbul'a gittiğinde havalimanından alıyor, gideceği yerin kapısına kadar götürüyor. Anadolu Jet yolcularına özel bu hizmet sadece 14 lira 90 kuruş. Anadolu Jet, uçmayan kalmasın. Yapı Market'ten sevgiliye hediye alınır mı demeyin. Banyodan alınır. Sevgililer Günü Özel Remington Erkek Bakım Kiti 89 lira 90 kuruş. Sevgililer Günü Özel Brown Silk Epil Soft Perfect 89 lira 90 kuruş. Sevgililer Günü Özel Orkide 26 lira 90 kuruş. İyi geceler kızım. Anne şefkati gibi şefkat. İyi Sadece darüşşafakada. annesi veya babası hayatta olmayan çocuğunuzun iyi bir eğitim almasını istiyorsanız, ortaokul birinci sınıfta onu Darüşşafaka'ya gönderin. Üniversiteye kadar tam burslu okusun. Sınav 29 Mayıs'ta. Lig TV'de muhteşem kampanya. Bu kampanya kaçmaz. Evet, ekranları başında bizleri izleyen sevgili izleyiciler müthiş bir fırsat ile karşınızdayız. Siz de Dijitürk'üm olsun istiyorsanız tam zamanı. Dijitürk'ün renkli dünyasına sizler de davetlisiniz. İşte kampanya. Bu sezonun tüm maçları günde sadece 1.3 TL. Yanlış duymadınız. Tüm şampiyonluk mücadelesi 3 Ağustos'a kadar tam %50 indirimli. Hemen arayın. Futbol severler. Van Persie'li, Nani'li Fenerbahçe, Gomez'li, Kuarizmalı Beşiktaş, Schneiderli, Podolski'li Galatasaray, Mbaye'lı Trabzonspor, Bursa Bursaspor, Eto'lu Antalyaspor ve ligimizdeki diğer tüm yıldızları izlemek için hemen arayın. Sizlere sunduğumuz bu fırsatta ister tüm lig maçlarını, ister şampiyon olmuş 5 takımı İsterseniz taraftarı olduğunuz takımın tüm iç ve dış saha maçlarını evinizin konforunda izleyin. Sizlere özel fırsattan yararlanmak için hemen arayın. Dijitürk'ün hediyeleri bitmiyor. Sizler de futbola yatıp futbola kalkıyorsanız bizlerden Arda Turanlı, Messi'li, Neymar'lı Barcelona'lı, Ronaldo'lu, Benzamalı, Real Madrid'i, li İspanya Ligi'ni bir ay boyunca hediye ediyoruz. Dünyanın en çok izlenen ligi İngiltere Premier Ligi'de bir ay hediye. Futbola yatıp futbola kalkıyorsanız bir ay boyunca Fransa Ligi, İtalya Ligi, Rusya Ligi, Brezilya ligi de hediye. Formula 1 severler, sizleri de unutmadık. Artık Formula 1 de Dışı Türk'te. Bu heyecana sizi de ortak ediyoruz. Ve bir ay boyunca Formula 1 sizlere hediye. Ben basketbol maçlarını da izlemek istiyorum diyorsanız işte fırsat. Bu kampanyada bir ay boyunca basketbol ligi de bedava. Bu eşsiz fırsat için hemen arayın. Maç saatinde yolda mısınız ama takımınızın maçını da kaçırmak istemiyorsunuz? Üzülmeyin bir ay boyunca mobillik de hediye. Bulunduğunuz yerden ister tablet, isterseniz akıllı telefonunuzla hemen maçları izleyebilirsiniz. Kurulum yaptırmak da çok basit. Bir telefonla hemen uzman ekip arkadaşlarımız geliyor, evinizde hiçbir düzeni bozmadan tüm kurulumu yapıyorlar ve Dijitürk'ün renkli dünyasını izlemeye başlıyorsunuz. Sizlere sunduğumuz tüm bu hediyeler ve fırsatlardan yararlanmak istiyorsanız yapmanız gereken tek şey hemen aşağıdaki numaraları arıyorsunuz ve izlemeye başlıyorsunuz. İyi seyirler. Süreyya Döviz, paranız her zaman değerli. Tekin Şirketleri Grubu'nun üyesi olan Süreyya Döviz Anonim Şirketi 13 Ocak 1993'ten bu yana güveninizle gelişti, güveninizle büyüdü. Süreyya Döviz, güçlü finansal ve sektörel yapısı ve deneyimli kadrosuyla hizmetinizde. Yüksek meblağlı döviz işlemleriniz için özel kurdan faydalanın. İşlemleriniz için bize ulaşın. Adres Sinan Mahallesi Cebosöy Caddesi No. 20 Taksim'de. Telefonlar 0242 352 02 60, 0242 352 0270. 70, fax 0242 352 02 68. Süreyya Döviz kazandırıyor. Cazip fiyatları ve dinleyici odaklı reklam kuşaklarıyla reklamlarınız ART FM'de kazanç olarak geri dönüyor. Reklamlarınız için telefon numaramız 311 83 82. Ee, korkuyorum. Kan vermek deyince aklıma iğne geliyor. Canım acıyacak diye çok korkuyorum maalesef korkuyorum. Çocuklarımı, torunlarımı bir daha göremeyeceğim diye çok korkuyorum. Küçük bahaneler büyük iyiliklere engel olmasın. Türk Kızılay'ına kan bağışı yapın, hayat kurtarın. Unutmayın, bağışlanan her kan kurtarılan üç can. yan her tarafından çiçekler ve bitkiler hemen yanı başımızda Expo 2016 Antalya alanında buluşacak. Bu da çocuğuma üzerinde yaşadığı toprağın bereketini anlatma, dünya kültürlerini tanıtma imkanı demek. Doğanın korunduğu, sağlıklı bir çevre demek. Expo 2016 Antalya Demek. Peynir, bal, yumurta ve esmer ekmek, Büyümem için bol bol su pişmem Her şeyi hüplüklememeli, Her öğün dengeli beslemeli. Et, tavuk, makarna faydalı bana, Her öğünde sebze meyve yerim mutlaka. Koşar oynar bol bol spor yaparım, Spor yap da açarsın ve güneş farklı doğar. Doğa hayatı farklı selamlar. Sonra aradığını bulmak için bir yolculuğa çıkarsın. Sancak Kırbahçesi ve sancak dağıtımın katkılarıyla hazırlanan Günaydın Antalya devam ediyor. E tekrar günaydın Antalya. Bir taraftan sosyal medyadan mesajlarımız gelmeye devam ediyor. Yalnızdım bugün. Kimse Yalçın'ı aramasın. Bugün Yalçın hasta geçmiş olsun dileklerini direkt kendine iletirsiniz. E Buradan geçmiş olsun dileğimizi tekrar iletelim. Beyefendi çok hastaymış. Çok. Aman bir an önce yokluğu hissedilir mi bilmiyorum. Hissettirmemeye çalışacağım ama bilmiyorum ne kadar hissettirmeyebilirim. Evet, bir taraftan da mesajlar geliyor. Hani bir önce bahsetmiştim ya sosyal güvenlik uzmanı Hatice Hanım demiştim. Hemen mesaj yazmış. Çok şükür yetiştim programa diye. Biz de izliyormuş sosyal güvenlik uzmanı. Altezel Antalya Şubesi aynı zamanda kendisi. E sosyal güvenlikle ilgili pek çok soruya da kendisi cevap verecek. Günaydın. Bugün yetiştik. Çok şükür demiş. Daha, daha ne günler olacak Hatice Hanım? Durun bakalım. Daha neler anlatacağız? Canlı yayına konuk olacaksınız. Biraz heyecan var galiba kendisinde. Yavaş yavaş tabii ki canlı yayına girdiğimizde bu cuma değil. Yani yarın değil. Ondan sonra cuma düşünüyor. Onu da söyleyeyim. Abdullah Gümüş günaydın Murat Bey demiş. Günaydın Abdullah Beyciğim size de. Hacı Tunç günaydın hayırlı işler diliyorum demiş. Hepimize hayırlı işler olsun. Bol kazançlar olsun inşallah. Duran Cerbiş. Günaydın demiş Duran Cerbiş de. Evet minik Elfida'mız. Elfida'ya ben hep derdim. Tanıyorum da küçük bir çocuğumuz. Senin baban da hiç ben derim. Böyle takılırım. Ömer Yılmaz. Buradan da selam gönderelim. Bilmiyorum geldi mi Antalya'da mı. Elfida da kızı. Elfida Yılmaz, e seni seviyoruz Elfida, seni seviyoruz Murat amca demiş. E ben de seni seviyorum Elfidacığım ama babanı hiç sevmiyorum. <laughs> Tekrar buradan söyleyeyim. Seviyorum tabii ki babanı da. Espri, espri için söylüyorum. Günaydın enerjik ikili iyi yayınlar demiş Serkan İnce Tekin E Tabii ki bir taraftan geliyor e Feruk Kalaj demiş ki günaydın muhteşem ikili ahali televizyonun başında sizi izliyor demiş ama ikili değiliz tekiz biz onu söyleyeyim Feruk Beyciğim. Hasan Baki Uzunoğlu döşem selamlar günaydın demiş. E, döşem altına da bir selam gönderelim madem böyle. Hemen yukarıdaki ilçemiz biliyorsunuz villalarıyla anlıyor. Villa kenti oldu, villa şehir oldu. Tam bir Avrupa'yı görünüme doğru gidiyor. Hele orada biliyorsunuz Evdirhan falan var. Çok güzel değil mi? Tarihi değerlerimiz var. E, mağara var hemen yukarıda. Karayen Mağarası. E, gidin görün mutlaka. Bu arada ilk insanoğlunun başladığı, yani tarihte öyle geçiyor. O mağarada başlamış biliyor musunuz? Yani yaşam karıntıları ilk o mağarada başlamış. İnsanoğlu yaşamaya orada başlamış neredeyse. Öyle diyor tarih. Ben bilmiyorum. Tarih öyle diyor. Vardır mutlaka bir gerçe. E bu arada keşif ekibi de salı günü geziye gidecek önümüzdeki salı. Onunla ilgili detayları da başkan Hidayet Gültekin'den duyarız. Bu arada Hidayet'e bir tebrik gönderelim. Gazete birinin başına geçti. Genel yan yönetmeni oldu. İnşallah başarılı olur. Allah utandırmasın diyelim. Alton Gülüs de manşet gazetesine geçti. 3 tane gazetemiz var. Ya, bitti mi diyeceksiniz program? Hayır. Bunlardan sonra bunları kaldırıyorum. Şu elektrik meselesine bir değineceğiz orada. Bakalım bir faturada ne kadar o total bir rakam var. O rakam ne demekmiş ona değineceğiz. Evet bu tarihe dikkat. 1.1.2017 2017 tarihinden sonra çıkacak olan imara yasasına göre müteahhit Bodrum ve hemen şuradan biraz daha göstermeye çalışayım. Bodrum ve çekme kat yapamayacakmış. Bir de böyle bir gerçeğimiz var değil mi? Hani haberlerde görürüz. Hemen sel gelir. Bir bakarız evin içinde su basmış. E Bodrum'da ev mi olur? Öyle bir şey hiç gördünüz mü? E görüyoruz değil mi? Türkiye gerçeği bu. Bodrum'da ev olmaz ki. Orası ya sığınaktır ya depodur. Yani öyle geçer zaten. Bodrum zemin birinci kat geçer. E mesela bakıyoruz evlerin çoğuna. Normalde ikinci kat olan ev birinci kat olarak geçer. Neden? Çünkü zemin, yani bodrum zemin kat bir diye olması gerekir. Ama biz de birinci kat, üçüncü kat diye, yani zemin katı birinci kat olarak algılıyoruz nedense. Buradan elde edecek gelir, hemen ter, başa döneyim madem e, takip etmeyenler için. 1 -1 2017 yani önümüzdeki yıldan itibaren sonra çıkacak yasa ile imara Yasası'na göre müteahhitler bodrum ve çekme kat yapamayacak. Yapmadığı için buradan elde edilecek gelir kalemi sıfırlanacak doğal olarak. Yani kim için sıfırlanacak? Müteahhit için. Sonuç olarak binada daire başı fiyat artışı olacak. Müteahhit tabii ki Bodrum'u da ev olarak satıyordu değil mi? Bir 100 lira 200 lira da oradan doğal olarak kar elde etmeye çalışıyordu. Ya da en azından satmaya çalışıyordu. E bu ne olacak? Bu diğer katlara yansıyacak. Ev fiyatları artacak onu da söyleyeyim. Onu demeye çalışıyor e, haber. Planlı alanlar tip, tip imar yönetmeliği de değişiklik yapılmasına dair yönetmelik. 22 Mayıs 2014 tarihinde yayınlanmıştı. Bu yönetmelik son olarak 1-1-2017 tarihine kadar ertelendi. Yeni yayınlandı bu ertelenme olayı da. Resmi gazetede yayınlandı. Müteahhitler sevmişti. Ha bir taraftan da sürekli olarak ruhsat almaya çalışıyorlar. Bir de işin o kısmı var tabii. Yani ruhsat alabiliyorsunuz ama inşaatı daha sonra da başlayabiliyorsunuz. Yani 2017'de kadar ruhsatı alın 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 alın. Ondan sonra yine bodrum katlı yapmaya devam edebilirsiniz. Şu andaki sistem o yönde. Burada tabii ki birazcık e, nefes alınmış oldu ama tabii ne kadar doğru onu da tartışmaya açmak gerekiyor. Evet, müteahhitler için önemli bir haber. Müteahhitler seviniyor. Ev fiyatları da en azından bir yıl daha artmayacak. Bir yıl sonra tabii ki e, burslat alınmış projeler devreye girecek. Onlar da bitene kadar ev fiyatlarında, yeni yapılan evlerde ama ciddi artışlar olacağı kesin. En azından zemin katların fiyatları üst katlara gelecek. Bu arada önemli, Menderesler kör olmuş biliyor musunuz? Evet. Görülmüş, onu internet gazetesinde değiniriz vaktimiz varken. Nasıl kör olmuş, onu da anlatacağız. Empati yapmış kısacası kendisi. Evet, Başkan Erdemir'den kayıt dışı uyarısı Antalya Elektri Elektrikçiler Odası Başkanı Yusuf Erdemir ile sektörde yaşanan sorunlar hakkında muhabir Ceren Kaya konuşmuş. Ee, Erdemir, en büyük sorunların kayıt dışı çalışan elektrikçilerin olduğunu belirterek devletten destek bekliyoruz demiş bu arada hemen. kayıt dışı göstereceğim. Çok uzun girmemize gerek yok arkadaşlar. Bunları göstereceğiz zaten. Burada da var değil mi? Çok fazla sıkıntı yaşadığımız kayıt altına almışlar da ne diye dağıtım bedeli diye bir şey kayıt altına almışlar. Aman Allah'ım, akıllara zarar. Paraya bakar mısınız? Kayıt altına almışlar bunu. Hani mahkemeye gitti ya bir ara bazı şeyleri alamıyorlardı. Artık onları alabiliyorlarmış. Niye Ali Cengiz oyunuyla? Biz yazalım da daha sonra siz mahkemeye açık. Ben bile vermeye düşünüyorum. Dünyanın parasını alıyorlar yazık değil mi? Şuna bakar mısınız? Ya bu konuda birileri önderlik etmeli artık bize dediğimiz gibi. Evet e, Antalya'da elektrik kontağından çıktığı ileri sürülen yangında bir ev kullanmaz hale geldi. İşte bu elektrik kontaklarda dikkat. E, evlerde özellikle elektrik aksamı eskimiş çok evde var. Onlar ciddi yangın sebebi oluşturabiliyor. Aman dikkat, e, sigorta da yaptırın mutlaka. Hiç olmazsa sigorta kapsamına girsin ki e, canınıza da bir şey olmasın. Onu söyleyeyim. Bu arada gazete sahipleri dernekleşmiş. Yeni kurulan Akdeniz Gazete Sahipleri Derneği'nin ilk olan genel kurulunda başkanlığa Ahmet Duran yeni gün seçilmiş. Akdeniz Gazete Sahipleri Derneği'nin ilk genel kurul toplantısı Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nin toplantı salonunda yapılmış. Hayırlı olsun. Yeni bir dernek daha olmuş gazetecilerin. Hayırlı olsun bakalım. Geçiyoruz Antalya Gazetesi'ne. Katliama kılıf aranıyormuş. Finike'de ruhsatı iptal edilen bir taş ocağı bölgede tahribat için kolları sıvamış. İptal oluyor ve tahribat için kolları sıvıyor. Bakalım detayda neler varmış. Bölgede ciddi bir çevre kirliliği oluşturduğunu dile getiren Taş Ocakları Mücadele Platformu Sözcüsü Ali Ulu Büyüknoç'u bölge halkına ve çevrecilere sosyal medya üzerinden çağrı yapmış. Bu arada Ali Ulu Büyüknoç da biliyorsunuz daha önce Tüketiciler Derneği Başkanı'ydı. E, tanırlar DSP'nin bir ara il başkanlığını yaptı. E, canlı yayın almıştım ben. E, sormuştum e, Ali Başkan'a demiştim ki, DSP'nin hedefi nedir? Dedi iktidar olacağız tek başına demişti. Tabi o dönemlerde DSP herhalde %1 falan alıyordu oyu. Tabi çok gerçekçi gelmemişti bana da ama iddialı olmak da önemliydi. Hatırlıyorum evet. Radyo programında Antalya burada değil bir radyo programı yapıyordum o dönemlerde. Orada sormuştum aklıma gelmişken paylaşayım. Evet bölgede hiçbir taş ocağının ÇED raporu olmadığını belirten büyük notçu ruhsatı iptal olan taş ocağının TEDAŞ, TELAŞ'la Çet raporu alabilmek için halk bilgilendirme toplantıları yapacak. 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 Evet. Nokta koymuşlar. Ruhsat için bu toplantıların yapılması gerekiyor. Yani bir şekilde kılıf uyduruluyor. Yani ruhsat almak için halk toplantıları yapıyorsunuz. Ya halk istemezse? Ne olacak? Yine ruhsat verecekler mi? Evet. Burada kılıf aranıyormuş. Yani halk toplantıları yaparak ruhsat alınmak isteniyormuş. O da çet raporuna uydurulmak isteniyormuş haberin konusu özeti bu ama bizim gerçeğimiz maalesef burada ben tabii ki özellikle mermer fabrika sahipleriyle de görüşüyorum. Onlar da bu işten rahatsızlar. E biz diyorlar ki ülkemizi seviyoruz arkadaşlar diyorlar. Bakın dünya kadar ihracat yapıyoruz diyorlar. Yurt dışına gönderiyoruz bunları. E bir para kazanıyoruz dem bu ülkeye diyorlar. E bu kadar üstümüze gelmeyen gelmeyin. Biz yatırımcıyız. E verdi devlet diyor. Biz de yapıyoruz diyor. Ama bu işin doğrusu ne derseniz diyor. Bizi nereye gösterirse orada yapıyoruz diyor. Arkaya gösterirse arkada yaparız diyor. Bizim için biz girişimci insanlarız diyor. Burada anlıyorum herkesin bir rahatsızlığı var ama diyorlar. Bizim de diğer taraftan bakın ülke menfaatlerine değerlendirmek lazım diyorlar ama işte bazıları gerçekten de kötü niyetli olabiliyor ama. işte ağaçlandırmadan falan gidiyorlar ya. Böyle çıplak bırakıyorlar dağlarımızı falan delip delip. En azından ağaçlandırın da gidin. Bazı kötü örnekler iyi örneklerinin önüne geçiyor. Kur'an'ın yanında yaşta maalesef yanıyor. Evet okulda skandal Antalya Gazetesi'nin yine e, ilk sayfasında öğle yemeğinde evlerine gönderilmeyerek kentin yemek yemeye kantinde yemek yemeye zorlanan e, iddia edilmiş tabii ki kamile çömlek el, çömlekçi oluyor ortaokul öğrencileri kantin batıyormuş. O yüzden dışarı çıkamıyorlar. Hem sağlıklı sağlıksız besleniyoruz hem de küçük öğrenciler ezilme tehlikesi geçiriyor dedi. Kantinde batıyormuş bu arada, nasıl batıyorsa. İlginç. Bu bir iddia tabii ki. Ee, gençlerimiz kantinde yemeye zorlanıyor sözcü Çok doğru bir sözcük değil. Yani çok doğru bir davranış değil, onu da söyleyeyim. Ama orada da sağlıklı gıda maddelerin bulunması gerekiyor. E tabii öğrenci yanında getirdiğini yiyecektir. E eve de gidemeyecektir doğal olarak. Okula nasıl gitsin evde? Eve değil mi okuldayken? O yüzden bu haberin üzerinde bir de durması gerekiyor eğitimden sonra vali yardımcısının bakması gerekiyor bu konuyla alakalı. Diyelim geçelim. G20 köprüsü çöktü. Körfez gazetesinin manşetinde yer alan bir gaz haber. G20 liderler zirvesine apar topar yetiştirilen köprü, işte görmüş olduğunuz bu köprü. Serik köprülü kavşağı var yani. yan tarafından çökme. Gördüğünüz gibi Antalya-Alanya D400 karayolu üzerinde serik girişindeki serik köprülü kavşağı G20 liderler zirvesine yetişmek için Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü tarafından ile ihaleyle bir müteahhide yaptırılmıştı. Yapımı tamamlandıktan sonra asfalt zeminde yer yer çökmeler görülmeye başlanmış. Ve bir hafta önce de duvarlarında çatlama olduğu fark edilmiş. İç kısmında çökme meydana gelen kavşak trafiğe kapatılmış. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun diyelim. Gördüğümüz gibi bu da bizim gerçeklerimizden bir tanesi. Biraz acele ettik değil mi? Keşke bunları daha önce planlasaydık. E, tabi G20 ve Expo gelmeseydi bunlar ne kadar süre sonra yapılırdı onu da bilmiyoruz. Onları tabii ki soru işareti olarak bekliyor ama biz işte bir G20 ile Expo'nun bize faydalarından bir de bu. En azından hızlı bir yapılaşma meydana geldi ama bu sorunlar da çözülecektir. Var sorunlar bunlar çözeceklerdir. Biraz da olumlu olmak, ılımlı olmak gerekiyor. Eleştirmekte gerekiyor tabii ki tatlı dille. Uyarmak da gerekiyor. Halkı bilgilendirmiş gazete, görüntüsü gazetesi önemli. Diğer taraftan bakıyoruz paralel dinleme davasında iki tahliye. Bu görün bu fotoğraftakileri tanırsınız. Kepez Belediyesi'nin eski başkanı Erdan Öner. Diğer tarafta da MHP İl Başkanı Ali Adnan Kaya. Onlar mahkemeden çıkıyorlarmış. E, beraat etmişler. Antalya'da 2009 ile beraat etmişler diyorum. Hemen detayına bakıyoruz ama 2009 ile 2013 yılları arasında paralel devlet yapılanması kapsamında 130 kişinin yasa dışı yöntemlerle dinlediği iddiasıyla açılan 12 sanıklı davada tutuklu üst sanıktan ikisi tahliye edilmiş dinlenen isimler. Erdal Öner ve Ali Adnan Kaya da ee, dinlenen isimler. Tabii ki birlikte adliyeden ayrılırken yakalanmışlar. Dönemin biliyorsunuz AK Parti'nin belediye başkanıydı. Kepez belediye başkanıydı. Ee, Erdal Öner. Disipline sevk edilmiş soruyorlar bana da. Çok insan soruyor. Acaba disiplinden sonuç çıkar mı, atılır mı diye. Ya ben CHP tanıyorsam, ben CHP biliyorsam az çok Yıldıray Sapan'ı atarlar CHP'den, onu söyleyeyim. Çünkü çok ciddi şeyler söylüyor belediye başkanı için falan. Bunu affetmez Kılıçdaroğlu veya işte il yönetimi neyse. Sonuçta disiplin işletilmeye başladığı zaman bunların hepsi delil olarak gidecek. Bakın Yıldıray Sapan ne demiş? Twitter adresinde. Sözde insan odaklı çalışan belediye başkanı, solcu ümit ile görüşmeyince kendini yaktı demiş. Hani bir vatandaşımızı yakmıştı ya. Yani direkt olarak... Kendi partisinden bir belediye başkanlığı söyleminde bulunuyor. Bir taraftan da tabii Twitter adresinden de ben vatandaşın hakkını korumakla yükümlüyüm diyor. Tabii diğer taraftan da vatandaş da bazıları soruyor. Niye bu partinin içinde bu kadar durdun, madem sorunları biliyordun diyor. Bunlar da sorular, onu söyleyeyim. Bu arada İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Deniz Karataş demiş ki 2017'ye kadar konuklarınızı alın, pahalanacak. Hani biraz önceki bahsettiğimiz mesele var ya, pahalanacak demiş. O yüzden bir önce konuklarınızı alın. Devrim kökten kanun teklifi gitmiş. Ankara katliamı unutulmamış. Birileri yine o katliamla ilgili gösteri yapmışlar. Onu da küçük bir haber olarak geçmiş olalım. Gelelim şimdi meseleye. Bunlar var ya bunlar bakın. Önce gazetelerimizi bir alalım. Biz burada mobil iş yapıyoruz. Hemen gazetelerimizi taktığım üzerinden çıkartıyoruz. Göz, gözükebilir arkadaşlar. Şimdi değerli izleyicilerimiz. Elektrik faturamızda neler var? Neler olmaması gerekiyor? İstersen önce yazayım. Şuradan başlayalım. Ne kadar bir faturadan bahsediyoruz? Evet. 121.20 TL'lik bir faturadan bahsediyoruz, değil mi? Evet, 121.20 TL. Bakıyoruz. Şu anda bunun Bunun dağıtım bedeli 35.43. Fatura bedeli 121.20, dağıtım bedeli 35.43. Peki bunun içinde ne var dağıtım bedelinin içerisinde? Hemen gelelim. Ne olduğunu bilmiyoruz diyorlar. Şunlar var diyorlar. Bu arada mesajlarımız da geliyor bir taraftan. Bakın neler varmış bunların içerisinde. Göreceğiz. Olduğu söyleniyor. Ne alınmaması gerekiyor? Kayıp kaçak. Doğru mu? Evet. Sayı çokuma. Yazın bu kadar iyi yapacağım bir şey yok. Hemen bakıyoruz. <laughs> İletim sistemi. Bir de perakende satış hizmeti. Bunlar işte bu rakamın içerisinde. Peki ne olmuştu? Bunlar alınamaz demişti değil mi? Şu özellikle şunları şu anlamaz demişti özellikle. Mahkeme kararları da var bununla ilgili. Ne yapmışlar bunu? Dağıtım bedeli adı altında düşünün 121 liranın 35 lirasını paraya bakıyor musunuz? Bu giderek tabii fatura alakalı. Hemen diğer faturaya bakalım. Biraz daha küçük faturada ne oluyor bu? 76.20 liralık faturada ne oluyor? Hemen buradan görüyorum. Bu eski fatura miymiş? Evet eski fatura. 2015'in fatura. Karşılaştırmak için almışım. 76 liralık faturada kayıp kaçak bedeli gözüküyor. Perakende satış hizmet bedeli gözüküyor. Sayaç okuma bedeli gözüküyor ama bunlar çok düşük. Mesela Sayaç okuma bedeli 0.59 kuruş gözüküyor burada. 1.40 kuruş gözüküyor perakende satış hizmet bedeli. Kayıp kaçak bedeli burada gözükmüyor mesela. Bu faturada gözükmemiş. Bunlar ne o zaman? Bu rakam niye şişiyor? Ne olduğunu bilmiyoruz. Şu rakam ne inanın hiçbirimiz bilmiyoruz. Bunu niye ödüyoruz biz? Şu anda hiç kimse bunu bilmiyor. Kanunen bir açıklaması var mı? Toparlamışlar. Bunu zaten dağıtmakla mükellef değil mi bunu para kazanan firma? E bizim elektriği evine, evimize kadar getirmekle mükellef değil mi? E zaten sayacımıza parayı veriyoruz biz. E elektriği çekerken, hattımızı çekerken, e tabii evi aldığımız için o para da veriliyor doğal olarak. E herhalde hizmeti getirecek olanlarda vergimizi veriyoruz. E devlete vergimizi veriyoruz. Bak bunun içinde ne var? Şimdi söyle, söyleyelim madem. Şunu almamaları gerektiren ne var biliyor musunuz? Gör, ...göreyim nerede katma değer vergisi, KDV, KDV, KDV görmeye çalışıyorum da. Evet. E zaten bunun vergisini ödüyoruz biz. Gördüğünüz gibi. Şu sorunun üzerinde durmak zorundayız arkadaşlar. Duydunuz mu? Bizim en büyük sorunumuz işte bu. Diyelim, buradan yetkililerin kulağına karşılığını kaçıralım kaçıralım madem. Biraz da sosyal medyaya bakalım neler olmuş. Bu konuyla ilgili çok rahatsızlıklar var çünkü çok sorular geliyor. Bunları da dönem dönem dinlendireceğiz. Evet, geçiyoruz sosyal medyamıza. Birazdan reklamlara bağlanacağız. Ee, Hasan Kurtal demiş ki günaydın demiş. E, günaydın Hasan Kurtal. Her gün bizi izliyorsun biliyorum. Her gün de yanımızdasın. Teşekkür ediyorum. Serpil Seçkin, günaydın. İyi yayınlar olsun demiş. E Serpil Hanım. Yani bugün bir selam daha göndereceksiniz birbirine. Biz birine gönderecektik. Söylemediniz. E, Turgut Bucak iyi yayınlar. E, Turgut Bucak bu arada Murat Paşa Esnaf Kefalet Esnaf Kredi ve Kefalet Başkanı. Bu hafta sonu da genel kurulu var. Mali Genel Kurulu Cumartesi günü. E, katılacağız inşallah. Oraya da geleceğiz tabii ki. Mustafa Erbenli. Günaydın abi. Yalçın abime geçmiş olsun dileklerimi sunarım. İyi yayınlar demiş. İyi e, yayınlar tabii ki bize de. Geçmiş olsun diyelim. Yalçın maşallah uyuyor herhalde. Hiç katılmıyor. Kendisi hiç resmini de göndermiş, fotoğrafını da göndermemiş. Uyusun bakalım. Yarın nasıl olsa birlikteyiz. Eğer ki iyileşebilirse. Ben söylüyorum ona. Gitme maçlara çok fazla diyorum ama dinlemiyor bizi tabii ki. Vücudu yorgun düşüyor. Süleyman Kavçar. Gününüz aydın. Bahtınız açık olsun demiş. Teşekkür ederim Süleyman Beyciğim. Muzaffer Gökçül. Günaydın iyi yayınlar. Duran Celbiş günaydın demişti. Ondan zaten bahsetmiştik. Bilal Arkan günaydın arkadaşlar. Sizlere ve Tüm ekibe demiş, ekibe de bu arada selam göndermiş. Ekip, Sabri Seçkin, Günaydın Antalya'nın güzel karizmatik sunucusu, kolay gelsin, çekirdek aileden selamlar demiş. Benden bahsetmiş, Yalçın'dan mı? Herhalde benden bahsetmiş, bugün Yalçın olmadığı için. Evet diyoruz, bunlar hemen bazı mesajlarımız. Müsaadenizle köşe yazarlarına geçeceğim şimdi. Reklamımız mı var? Küçük reklamımız var. O zaman önce küçük reklam diyelim, sonra köşe yazarları. E bir de internete bakacağız, bakalım neler varmış sanal dünyada. Birazdan buradayız. Sancak Kır Bahçesi ve sancak dağıtımın katkılarıyla hazırlanan Günaydın Antalya devam edecek. 1 Şubat 2016 tarihlerinde 4, 5, 6, 7, 9, 10 ve 11. sınıflara özel bursluluk sınavımıza hemen başvurun. %100'e varan burs oranlarından siz de yararlanın. Başvurularınızı 243 10 32 arayarak ya da www.kocaskoleji.com adresinden online olarak yapabilirsiniz. ART reklamları kazandırıyor cazip fiyatları ve dinleyici odaklı reklam kuşaklarıyla reklamlarınız ART FM'de kazanç olarak geri dönüyor. Reklamlarınız için telefon numaramız 311 83 82. Süreyya Döviz, paranız her zaman değerli. Tekin Şirketleri grubunun üyesi olan Süreyya Döviz Anonim Şirketi, 13 Ocak 1993'ten bu yana güveninizle gelişti, güveninizle büyüdü. Süreyya Döviz, güçlü finansal ve sektörel yapısı ve deneyimli kadrosuyla hizmetinizde. Yüksek meblalı döviz işlemleriniz için özel kurdan faydalanın. İşlemleriniz için bize ulaşın. Adres Sinan Mahallesi Cebosoy Caddesi No 20 Taksim'de. Telefonlar 0242 352 0260. 0242 352 0270 Fax 0242 352 0268 Süreyya Döviz Sancak Kır Bahçesi ve Sancak Dağıtım'ın katkılarıyla hazırlanan Günaydın Antalya devam ediyor. günaydın Antalya. E, tabii ki mesajlar gelmeye başladı yine. E, bir taraftan canlı yayından sonra beni ara var. E, kahvaltıya çağıranlar var. Hava Yılmaz. Bu arada sana da bir selam gönderelim değil mi? Ömer Yılmaz'a gönderdik. E, Elfide'ye de gönderdik. Hava Yılmaz'a da gönderelim. Hemen ortağın Gamze Yener'e de gönderelim. E, madem dostumuz Tevfik Yener'e de gönderelim. Madem bizi istiyorsunuz. Hemen telefon açlar arada. Ben de seni sevmiyorum diyor Ömer arkadaşımız. Ben seni seviyorum arkadaşım. Geleceğiz merak etme. Biraz sonra yanınızda olacağım. inşallah. canlı yayınımızı bitirelim. Sağlıcakla. Köşe yazarlığına bakalım. Kim ne demiş? Antalya'nın gazetecileri bakalım. Kimlere seslenmiş? Yüzül gazetesinde Serkan İncetekin demiş ki bu son olsun. Antalya'da ulaşım gerçekten hiç de gündemden düşmüyor. Zaten gündemimiz. Her gelen belediye başkanı sistemi kendine göre düzenliyor. Bu son olsun demek istemiş yani. Akaydın'dan başlamış, geçmişe bir gitmiş şu anki mevcut duruma seslenmiş. Evet bunun son olsun demiş. Temennimiz zaten o değil mi? Yeter artık ya. Yiyen yedi parayı. Vallahi dünya kadar firma zengin oldu bu işten. Zaten böyle yani gidenler ne yaptı onu da bilmiyoruz. Herkese söylüyor. Fakiriz diyor. Hiçbir şeyimiz yok diye gidenler ama bir bakıyorlar dünya kadar mal varlığı çıkmış. İlginç. Ne diyelim? Hemen demiş ki Songül Başkaya bunun üzerinde utanın. Utanalım ve susalım demiş. Niye? demek istemiş. Ülkemdeki milyonlarca genç işsizden sadece biriydi Ulaşak'ın. Güvenlik görevlisi olarak çalıştığı sitede işten çıkarılması sonrası çalmadık, kapı bırakmadığı ama sonuç alamadığı ortada demiş. Nereden, kimden bahsediyoruz? Tabii işsiz kalan genç bu. Kendini yakan gençten bahsediyoruz değil mi? Bakalım. Evet. Ondan bahsediyoruz. Bu arada onunla ilgili de Yıldıray Sapan demiş ki hemen Twitter adresinden gördüm. Ee, evet. Esasen e, Murat Seyici demiş hatta bana da yazmış. Esasen dışta kalmak sessiz kalırsanız mümkündür. Yani neden CHP'nin içinde sessiz kaldığınız anlamında bir soruya istinaden bu. CHP kimsenin malı değil. Solcu Ümit her ne kadar malı gibi görse de diye de cevap vermiş. Diğer taraftan da özellikle turunç masaya bir çat, çatışma usubuyla demiş ki turunç masa madem bu kadar iş yapıyorsun hemen çekseydin mi vatandaşımızı ikna etseydin kendini yakmasaydı diye de böyle de bir gönderme bulunmuş. Turunç masa biliyorsunuz Muratpaşa Belediyesi'nin bir projesi. Orada gençlerimiz telefonları açıyorlar, sorunları not alıyorlar. Başkanın masasında da bir sistem var, o kırmızı yanıyor. Kırmızı yananlar sorunlar çözülmedi anlamına geliyor. Soruyor başkan hesabını niye çözmediniz bunu diye. Ne zaman sorun çözüldü yeşil yanıyor. Biz de buradan Murat Paşa ile ilgili pek çok sorunu aktarıyoruz. Bu arada bir foto fotoğraf aktarmıştık ya. Ee, önceki gün ona da geleceğiz merak etmeyin. Şimdi bulursam göstereceğim. Evet, nankörleri ve hainlere kapak olmuş. Halit Ongül istemiş manşet e, gazetesinden. 7 Şubat akşamı Cizre'de binaların bodrum katlarında Türk güvenlik güçleriyle çatışan teröristlerden söylentilere göre atmış. Resmi makamlara göre 10 tanesinin öldürülmesi bu ülke düşmanları için... Büyük bir dert haline geldi demiş Aliton köşesinde. CLK ve domuz gribi demiş o Dilek. CLK deyince. Hemen şunları göstereyim. Bunları göstereyim. Dağıtım bedelini göstereyim. Bunlar sormamız gerekiyor onu söyleyeyim. CLK daha iyi hizmet verebilmek için sunduğu hizmetler arasında en önemli masa var ki o da faturaların dağıtım hizmeti. Hemen de bu konuya değinmiş zaten kendisi. Nüfus arttıkça, haneler çoğaldıkça, apartmanlar birkaç blok ve sitelerden oluşunca bu hizmet de kimi zaman soruna dönüşüyor ya da yeterli gelmiyor. Ama para alıyorlar. Bakın dağıtım belirliği 35 lira 120 liralık bir faturadan almışlar. Maşallah elektriklerimiz de hiç doğru düzgün değil. Habire kesilip duruyor. Evet Eyüp Koçak duvara konuşmak demiş. Son haber gazetesinde bir taraftan siyasi çekişme, bir taraftan başkanlık sistemi derken son 24 saat içerisinde toplam 8 askerimiz şehit oldu. Aslına bakarsanız duvara konuşuyor birileri demek istiyor. Kafayı kuma gömmek demiş Ali Orhan köşesinde. Nasıl bir düşünce tarzımız var inanın bilemiyorum diye de devam etmiş. Biz sorunları gün yüzüne çıkarıp çözmek yerine kafamızı kuma gömüp sadece suçlu arıyoruz demiş köşesinde. Şifa Çiçek spora değinmiş. Antalya Spor'dan bahsetmiş. Geçtiğimiz biliyorsunuz Cuma gününden beri Antalya Spor'un Fenerbahçe'yi farklı yenmesi konuşuluyor. Fenerbahçeliler bu mağlubiyeti içinde sindirememişler diyor Şifa Çek. Antalya Sporlar ise adeta bayram yaşadı diyor ve gelen eleştirilerle ilgili bunları hak etmedi Antalya Spor diyor. Hemen kısaca sosyal medyanın haricinde internet gazetelerine bakalım. Antalya.com'dan şöyle hızlı geçelim. Antalya'da yangın paniği verebiliriz arkadaşlarımız ekrana. Bekliyorum ben de. Evet Antalya'da yangın paniği gerçekleşmiş, Menderes görme engelli oldu, engelli yolla yürüdü. Bu fuarda gerçekleşen bir e, organizasyon, etkinlik. Burada e, gözüne bir şeyler takılıyor Menderes Türel'in ve kör olduğu zaman, ama olduğu zaman neler yapabilir? Bununla ilgili küçük bir empati yapması sağlanıyor. Başarılı olmuş mu dersiniz? E tabii ki. Aslında biz hepimiz doğal bir görme engelliyiz, potansiyel bir görme engelliyiz ancak bizim ya görmediklerimiz, değil mi? Engellerimizi görmüyoruz. Engelsiz yollar inşa etmiyoruz. Engelleri de kaldırmıyoruz. Biraz sonra ona da geleceğim tekrar. Dolandırıcılar sınır tanımıyor. Dev fuar 23. kez açıldı. Expo'da açıldı. Gidin mutlaka. Fuar kültürü güzeldir. Gezin görün yenilikleri. Antalya Spor'dan müzik açıklaması. Neymiş bunda haberin detayına bakalım. Antalya Spor Başbaş Başkanı Hasan Ali Ceylan Fenerbahçe'ye karşı imada bulunmadık. O müzikle ilgili var ya, imada bulunmadık. O bizim çaldığımız bir müzikti demek istemiş. Antalya'da alacak, verecek kavgası e tabii ki can almış. Kepeze Lüks Hastane bundan bahsetmiştik. CHP'de flash gelişme sevk edildi. İhracı gözüküyor onu da söyleyeyim. Bu benim kendi fikrim tabii ki. Bu haberlerden bahsetmiştik. Yeni bir parti mi kuruluyor? Öyle bir de iddia var. Kuruluyor olabilir mi? Ufuk Söylemez'den yeni bir siyasi parti sinyali. Antalya'ya gelmiş kendisi. Türkiye Büyük Millet Meclisi eski başkanı Hüsamettin Cindoruk'un başkanlığını yaptığı Milli Merkez Oluşumunu anlatmış. Devlet eski bakanı Ufuk Söylemez, "Siyasallaşın, partileşin." diye müthiş bir baskı gördüklerini söylemiş. E, yeni bir parti geliyor mu acaba? Bunda cevabını vermeye çalışmış. Evet, mobilya uygulamalarında özel tasarımlar Windows'a da diye bir şirket haberi. Şirketlerimize destek çıkalım. Yerel gazetede destek çıksın ki şirketler de yerel gazetede destek çıksın. Daha çok reklam versinler. Yerel medyaya, yerel unsurlara. E biliyoruz, görüyoruz. Megalight'lar falan dolup taşıyor. Ama Megalight'lar sizin haberinizi yapmıyor. Onu söyleyeyim. Haberinizi işte gördüğünüz gibi gazeteler yapıyor. çevrecinin hukuk zaferi. Ali, Ali Ulu Büyük bahsetmiştik. Evet, şüpheli paket Korkut'ta haberi. O proje ihale süreci tamam demiş. İşte bitiş tarihi o projede. Biliyorsunuz Antalya'da güzel bir proje daha yapılıyor. Bu proje nedir? E, Bahtıl'da 81 metrekare bahçeler ihtiyacı. Yani her metrekare bahçe 81 metrekare olacakmış. E, tarım alanı yapmasına mümkün olacakmış. Hobi bahçesinden bahsediyoruz. Bir 10 milyon 44 bin liraya mal olacak proje 2017'nin Mart ayında tamamlanacakmış. Antalya Büyükşehir Belediyesi domatesin kendi has kokusunun biraz da yanlış yazılmış galiba. Domatesin kendi has kokusunu hissettirmek isteyenler için, hissetmek isteyenler için bahsedildi projeyi hayata geçiriyormuş. Hemen seri haberi de hızlı bir şekilde bakalım. Antalya ikinci sıradaymış. TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre Ziyaretçi noktasında, tarihi noktadan bahsediyoruz tabii ki ziyaretçileri. Kemer yine karışmış. AK Parti Kemer'de neler varmış buna değinelim. Hızlı geçeceğiz biraz. AK Parti 23. dönem Afyon Milletvekili ve Antalya İl Koordinatörü Ahmet Koca Ocak ayında Kemer'e gel gelerek Kemer Elçi Başkanlığı için adı geçenlerle temayül yoklaması yapmıştı. Burada da yarış kıyasaya devam ediyor. Tabii ki seçim yarışı değildi. Daha doğrusu genel merkezin hanginiz aday olun yarışından bahsediyoruz biz. Biliyorsunuz AK Parti'de öyle bir usuf vardır. Evet çok adaylı falan seçim olmaz. Gene merkeze adaylar gider. Genel merkezden biri gelir, görüşür, temayüller olur, sorulur. Sonuçta derler ki hepiniz bu ismin etrafında birleşeceksiniz derler. Ve herkes o ismin etrafında birleşir. Bu AK Parti'nin yapısında vardır. Evet, sağlık raporu için burada ücret yok demiş. Sağlık Bakanlığı ehliyet için sağlık raporu sağlık raporu aile hekimlerinin ücret almayacağını dün de bu haberle ilgili detaylarımızı vermiştik diyelim. Birkaç tane gazete manşetine bakalım. Ardından görüntülere geçeceğiz. Evet, bizi bir arada tutan memleket sevdamız demiş Manavgat'ın gazetesine baktığımızda AK Parti Manavgat İlçe Başkanlığı Şubat ayı ilçe danışma meclis toplantısını gerçekleştirmiş. Burada da bu mesaj verilmiş. Gazipaşa'ya bakıyoruz hemen. Gazipaşa'da Paşa'da Çelik'ten fuar açılımı gelmiş. Gazipaşa Belediyesi bu yıl 6.sı yapılacak olan Antalya Şehircilik ve Teknoloji Fuarı'na katılacakmış. Biliyorsunuz onda toplantısı gerçekleşmişti. bu fuarla ilgili de Gazipaşa Belediyesi önemli bir atılım yapacak. Önemli bir katılım yapacak galiba. Korkuteli Gazetesi'ne bakalım neler varmış. Çekilen cefalar ilerideki huzurun göstergesidir demiş. Kim demiş bunu? Antalya Büyükşehir Belediyesi Korkuteli Koordinatörü Mahmut Bilgiç demiş ilçede devam eden altyapı çalışmalarla ilgili bilgi vermiş. Bunlar demiş cefa ama sefasını da çekeceğiz beyler demek istemiş. Evet her yatırımın mutlaka ki bir sefası olacak ama e, cefaya da çektirmeyin çok fazla. O güvenlik kurallarını falan yani tedbirlerini de iyi alalım aman canlar yanmasın diyelim. Ay Yıldız Gazetesi'ne baktığımızda MENA zirvesi sona ermiş. Serik'te düzenlenen Orta Doğu ve Kuzey Afrika MENA ülkeleri Antalya zirvesi sona ermiş. Zirvenin çok başarılı geçtiği, bütün dünya aynı zamanda seri akmış diyebiliriz. Batı Antalya adında şöyle bir habere bakalım. Üreticide 1 lira, markette 7 liraymış domatesten bahsediliyor. E zaten kış günde domates yemek herhalde ne kadar o domatesler faydalı onu da bilmiyoruz. Çok faydalı olmadığı söyleniyor. E tarımcılar tarafından da bu zikrediliyor. Dünkü haber bu. Bahsetmiştik. Hemen geçelim. da bir gazetemizi okuyalım ve diğer bölüme geçelim. İhmal ettik demiş Alanya gazetesinde, Haber Alanya'da. Gazeteciler, gazetecilerle bir araya gelen Asiyat Yönetimi Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri başta ilçe ekonomisi olmak üzere turizm konusunda önemli açıklamalarda bulunmuşlar. Dernek Başkanı Akın Tabaklar iç turizmin ihmal edildiğine dikkat çekmiş. İhmalkarlığımız hangi noktada yok ki? Değil mi? Diyelim programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Şu görüntüye biraz eğilmek istiyorum. Dünkü görüntüye ya da onu yarın bulayım, Yalçın geldiğinde. Hani biliyorsunuz bir görüntüden bahsetmiştik. Bu arada şunu geçeyim, evet. Bir görüntüden bahsetmiştik. Kaçtan gelmişti görüntü? Hemen koordinatör müdahale etmiş. Hani kaldırım üzerinde bir tabela vardı ya, müdahale etmiş. Bu değil, Vereceğiz onu. yarın vereceğim. Şimdi bulamam fotoğrafların arasında. Seçtiklerim var çünkü. O fotoğraf yayınlandı. Hemen koordinatör işi Hemen kenara kaldırtmış. Bu arada duyarlılık için de teşekkür etmiş. Yalçın'ı aramış özellikle. Ya biz bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yanlışları göstermeye çalışıyoruz. Ancak bunu şu şekilde de bir açıklamayla düzeltelim. Ya onu yapan arkadaşımız yani inşaat görevlimiz kimse artık o tabelayı oraya yerleştiren. Ya koordinatör arasaydı ya müdürüm bunu buraya koymayalım. Ki zaten müdür oraya koy dememiştir yüksek ihtimalle de. O oraya koymuştur. Aslında bir uyarı niteliğinde personelde eğitilmesi gerektiği ortaya çıkıyor burada. Yani personelde ya kaldırımları tabela asmayın. İşte belediye başkanının hizmet tabelalarını buralara koymayın. Yani şuralara koymayın. Vatandaşların rahatsız olacağı, engel olacağı yerlere koymayın diye bir eğitimden geçmesi de galiba gerekiyor yoksa işte böyle sorunlar da meydana çıkıyor. Gelelim görüntümüze. E, Yalçın ekrandaysa sorayım madem bizi izliyorsa ne görüyorsun Yalçın diye hep sorarım ya. Ne görüyorsun Yalçın? diyorum ben. Onun diyeceklerini hemen söyleyeyim buradan. Bu bir araç aynası diyecek, otomobil aynası. Hatta burada da etikette duruyor barkodu. Diyecek bir araç var. Diyecek ki bana senin aracın içinden çekmişsin diyecek yüksek ihtimalle. Görüyor musunuz? Ne görüyorsunuz? Bundan bol miktarda var Antalya'da. Şu kasaların bir alkol firmasının kasası. Biliyorsunuz reklamları yasak. Alkol ürünlerinin reklamları yasak. Bakın gördünüz mü? İki tane kasa. Bunu hemen hemen her caddede, her kaldırımda, yani 100 metrelik bir kaldırımda iki tane görürsünüz mutlaka. Bir de getirip bunu yola koyuyorlar. Bunu koymaların nedeni ne biliyor musunuz? Park etmeyin demek bu. Buraya park etmeyin. E peki bu ne? Buraya galiba bir şeyler indirecekler. Peki bunun üzerinde logosu var mı? Var. Şu an gö bilerek bu görüntü seçtim gözükmesin diye. E var bunun logosu. E bu reklam değil mi? Özendirme değil mi? Yoldan geçen bir insan bunu gördüğü zaman ya akşam da iç içsek falan deyip alıp geçebilir mi? Yapabilir mi? Olabilir de mi bunlar? Hadi işin o kısmını geçtik. Zaten reklam yasak da. E bu ne? doğru değil. Bu kasalardan çok fazla var. Her yerde var. Kaldırımlarda var. Yani kaldırımlardan cadde üstlerine girdi artık bu. İnsanlar artık bu kadar denetimsizliğin olmadığı, olduğu bir şehirde, kuralların olmadığı bir şehirde işte gördüğünüz gibi bunlar gelebiliyor. Hemen şuraya gelelim. Biliyorsunuz bakın şu nedir biliyor musunuz bu? Bu bilet ekran. Bu yasak. LED ekranı kaldırımlara koymak kesinlikle yasak. Ama görüyorsunuz her yer. Çok fazla görürsünüz Antalya'da. Her her yer LED ekran. Biraz çuvaldızı kendimize de batıracağız. Yani esnaflar bununla para kazanamayız. Esnaf olarak da birbirimizi biraz kollayacağız. Yani Antalya'mızı temiz tutalım. Zaten park sorunumuz ciddi anlamda var, görüyoruz. Ama bunlardan da vazgeçmemiz gerekiyor. Antalya'mızın sorunlarından bir tanesi. Evet, şuraya gelmek istedim. Burada bir inşaat var yan tarafta. Ama maazallah görüyorsunuz şurada büyük bir şantiye var şu alanda da her şey dışarıda yani demirler falan artık burada e, işte birbirine bağlanmaya başlamış İçeriye götürülüyor falan yani artık yolun üzeri şantiye olmuş resmen e, bir denetim yok tabii bu şehirde biliyorsunuz bunu çevre ve şehircilik müdürlüğü e, belediyeler mesela burada bir kaldırım olması gerekiyor e, belediyenin de aynı zamanda burada Muratpaşa bölgesinde büyük, büyük yerin ustesine girmiyor bu yol diye biliyorum. Hemen Kızıl Toprak Mahallesi, hani şurası şu bölümde de Arıklar dediğimiz hemen sağ taraf Yedarıklar dediğimiz bölge. görüyorsunuz her şey var. Vinçler var, betonlar var, demirler var. Ne arasanız inşaat malzemeleri var. E, kısaca şantiyeyi yola taşımışlar. E, bu da bizim Antalya gerçeklerimizden bir tanesi. Her yerde görebilirsiniz bundan. E, çünkü burası turizm şehri Antalya. Yapılaşıyoruz ya. Hemen de bak yanımızda camimiz var. Ne diyor İslam dini? Başkasının hakkını burada kaldırım olması gerekiyor. İnsanlar buradan yürümesi gerekiyor çünkü araçlar geliyor buradan. Başkasının hakkını yemek bizim dinimizde yok diyor camimizde, burada ezanda. Değil mi? Hocamız böyle diyor. Ama ne yapıyoruz burada? Gördüğünüz gibi. Başkasının hakkını hakkını parayla değil, cebinden almıyoruz ama böyle yemiş oluyoruz. Bu gerçekleri de dikkate alalım. Bundan bahsetmiştik. Hala herhangi bir denetim olmamış. Muratpaşa Belediyesi de kaldırımı boşalttırmamış. Çevre güvenliği aldırmamış burada. Herhangi bir şekilde çevre yaşayıcılık il müdürlüğü neyse işte. Diğer taraftan yapı denetim firmasının bir sorumluluğu var mı bu işte bilmiyorum. Ki var diye biliyorum ben. E çünkü e, diğer taraftan şantiye şefinin bir sorumluluğu var burada. Burada cana gelebilecek en küçük sorumluluk da şantiye şefi, müteahhit. E, diğer taraftan belediye de sorumlu. Aynı zamanda e, Yapı denetim firması da sorumlu. Yani sorumlular çok fazla. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü de sorumlu. Ama bunların hepsi maalesef gördüğünüz gibi. Biz buradan yayınımızı yapıyoruz ama kaş Koordinatörü hemen olay yaratmış. Teşekkür ederiz kendisine. Ama burada hala turunç masa biraz yavaş kalıyor galiba. İhbarda bulunmuş olan. Bunların görüyorsunuz TH bir elektrik çalışması yapıyor. Günlerdir burası böyle. Hemen Sakarya Parkı'nın arkasındaki emek mahallesindeki can, ara sokaklar bunlar. Günlerdir böyle koydular buraya çukurları açtılar. E kalıyor. E görüyorsunuz değil mi taşları falan bordür taşlarını. Hemen biraz daha var mı fotoğraf? Görüyorsunuz değil mi? E niye bekliyor bunu da bilmiyoruz. Buralar niye çukur? Yani tam bir keşmekeş görüntü gördüğümüz gibi. Çok fazla var. İnanılmaz. O kadar çok sorunumuz var ki hemen buna da değineyim, programı kapatayım madem. Bayağı da olmuş. Burası Organize Sanayi arkadaşlar değerli izleyicilerimiz, kıymetli çocuklarımız, küçükten büyüğe gidelim madem, sevgili büyüklerimiz, değerli büyüklerimiz. Bakın burası organ sanayi. Organ sanayi içerisinde gezerken dikkatimi çekti. Şimdi biliyorsunuz tabelalarımız vardır, yönlendirme tabelalarımız. Bu tabelaların bir işlevselliği vardır değil mi? Görünmesi gerekir. Bunu eleştiri olarak almayın, görmemişler ama hemen OSB yönetimi bunu yapacaktır zaten. Hemen o önündeki ağaçları kesecektir. Dikkatimi çekti. Tabela gördünüz mü? Yakından verelim lütfen. Görebiliyor musun tabela? Hiçbir şey gözükmüyor. <laughs> Yeşil tamamen kaplamış. Hani ben derim ya ağaçları kesmeliyiz diye. E tabii ki budamalıyız. Endüstriyel değeri varsa kesmeliyiz. Yeni ağaçları dikmeliyiz. Gördüğünüz gibi. Evet bu da geleceğim daha çok fotoğraf var da bugün artık yayınımızı kapatalım. Gördüğünüz gibi organ sanayi bölgesinde yani bazı şeyleri düzgün yapmadığımızın göstergesi bunların hepsi. Herhalde biraz denetimimiz eksik. E, Çalışanlarımız işi eksik yapıyor. E, buradan onlarca kişi de geçiyor. Ya şunun önüne bir açın da diyen yok galiba. Herkes yerini yurdunu biliyor galiba gitti adresi ama e, ben gittiğim zaman tabelada ne yazdığını göremiyorum. E, benim için önemli o aslında bakarsanız. Hani şu çok önemli. Bana dokunmayan bir yıl yaşasın demek doğru değil. Başkasına dokunabilir. E bir gün bizim evladımıza dokunabilir değil mi o yılan. Bir akrabamıza dokunabilir. E bırakın ya, bir insana dokunabilir. Hadi o kadar da değil, insanın madem değeri yok, bir hayvana dokunabilir değil mi? o yılan? O yüzden mutlaka o noktada biraz daha hassasiyet, ihbar yeteneğimizi geliştirelim. İhbarımızı yapalım. Bu arada Antalya İhbar diye de bir Twitter adresi var. Ben de çok kullanırım, onu söyleyeyim. Ee, kullanın mutlaka. Hemen sorunlara cevap da bulmaya çalışıyor yetkililer ama galiba ihbar yeteneğimizi de kullanmamız gerekiyor diyelim. Evet. Programın sonuna geldiğimiz son bir kez göz atayım. Mutlaka okumadıklarım vardır sosyal medyadan. Özür diliyorum bu arada. Yarın artık okuruz devamını. Evet, Gülizer Cingöz, Tankay, Hakan Tellioğlu. Bu arada hemen bizi takip eden isimler diyelim. Mesajlar var ama diğer taraftan da Evet, şuradan hemen bakıyorum. Özür diliyorum. Biraz vakit harcayacağım galiba. Evet İsmail Mayıslar, Deniz Yılmaz, Hilmi Şahin, Hasan Kurtoğlu demiştik. Selahattin Metin, Ali Başdoklu, Melek Fulya Melek, Melek diye geçiyor. Evet İdris Taşlı bu arada Cem Başaran, Duran Celbiş, Erdal Demir, Hüseyin Bülbül'den bahsetmiştik. Aşur Boydak'tan bahsetmiştik. İbrahim Yıldırım, İsmail Mayıslar'dan bahsetmiştik. Ramazan Dalkılıç, Nevzat Baş, Hüzbeyde Özsoy, Osman Sarı, Halil Mert, Halit Mert. Hakan Telloğlu'ndan bahsetmiştik. Bunlar bizi takip ediyorlarmış bir taraftan. Evet yayınımız sona erdi diye bir taraftan da e, işaretle geliyor. Evet, bugünlük bu kadar diyelim. Yalçınsız bu kadar oluyor, onu söyleyeyim. Malzeme bul. E, konuşan da bir insana buldunuz ekranın başında. E, Yalçın da yok. Televizyon sahibi Mehmet Bey de telefon açmış. Niye tek başına sunuyor diye. E, demiştir. hasta. E, gelmeyecek mi? Gelecek Mehmet Bey, merak etmeyin. İyileşirse yarın inşallah aramızda. İyileşmezse bir daha dinlendireceğiz. Artık cumartesi pazarda dinlenin. E, pazartesiye sağlıklı gelecek. Eğer ki yarına kadar iyileşmezse eğer ki tabii ki gözleri falan şişmediyse, yarın yayına müsait olursa gelecek diyelim. Bugün de programın sonuna gelelim. Artık biliyorsunuz her gün bu terör meselesi, bu şehit meselesi canımızı gerçekten çok sıkıyor. Ama inşallah inşallah olacak diyelim. Desteğimizi devam ettirelim. Devletimizin yanında olalım. Hükümetin demiyorum. Devletin yanında olalım en azından. ideolojik görüş olanlar için söylüyorum. Askerimizin yanında olalım. Ülkemizin yanında olalım, bayrağımızın yanında olalım. Bizim için önemli olan budur zaten diyelim. Her zaman için söylüyorum, temennimi iletiyorum. Kazasız ve cezasız bir gün dileğiyle tabii ki terörsüz bir ülke hayaliyle hoşçakalın. Sancak Kır Bahçesi ve Sancak Dağıtım'ın katkılarıyla hazırlanan Günaydın Antalya